Gel bakayım. Oh, güzel çocuğum benim. Yine mi sakladın oğlum çocuğun bebeğini? Yazık ama. Niye kızdırıyorsun kardeşini? Ağlamaktan başka işi yok ki. Bana ne bulsun, ağlayacağını bulsun işte. Ver bebeğimi. Ya ver bebeğimi. Ya baba bir şey desene, versin bebeğimi. Bana ne? Harun, etme. Menekşe ağlama kızım, ağlama. Ağlama kızım. Harun. Son gün neredesin? Yasin. Sayılı nefesim kaldı. Ağzından yeni alsın Songül. Daha yeni bebeğimiz oldu. Nereye gidiyorsun bizi bırakıp? Allah'ın takdiri Yasin. Sakın isyan etme. Kadere razı ol. Böyleymiş yazımız. Madem bu kadarmış. Songül, sensiz ben ne ederim? El kadar bebe ne eder? Harun, ben biz ne ederiz? Çocuklarım anasız kalmasın. Evlen. Evde bir kadın olsun. Çocuklarımı sevsin. Şefkatsiz bırakmasın onları. Olmaz. Olmaz. Ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğim. Yasin. Ölüyorum. Harun. Abi olacaksın. Bu kızı bir daha ağlatma. Çabuk ver bebeğini. Al bakalım. Hadi. Geçin de yemeğimizi yiyelim. Tarlada iş var. Bu akşam da erkenden yatacağız. Ha, Harun. Oğlum heybeyi de getir. Tamam baba. Harun. Heh. Yemek yaptım kardeşim. Sıcak sıcak yersiniz. Al bakalım. Sağ ol Hacer ablam. Afiyet olsun. Ne oldu Harun? Hacer abla yemek getirmiş baba. Zahmet etmişsin. Gerek yoktu. Ne zahmeti? Afiyet olsun. Hadi gidelim. Menekşe, hadi gel oynayalım. Gideyim mi baba? Hadi git kızım. Ama dikkat et. Tamam baba. Hadi gel gidelim. Hadi. Kız, bu ağaçların Sevil var ya, köye gelmiş. He, iyice şehirlilere benzemiş gördüm. Hasibe gelin bebesini alacaktı ama bebe doğumda ölünce. Ay, doğru mu diyorsun kız? Yazık be. Kaçma, gel yakalayacağım. Tuba beni yakalayamaz ki. Gel buraya, yakalayacaksın bizi. Yakalayamaz ki. Ay! Menekşe! Çocuk suya düştü galiba. Geldim. Amca, amca yardım edin. Arkadaşım düştü. Tamam kızım. Tamam, ay, tamam, sakin. Tamam, seni kurtarıyorum. Tamam. Ay, kurtarın beni. Yasin amca, Yasin amca. Menekşe kuyuya düştü. Çalıların oradaki kuyuya. Kuyu mu? Kuyuya. Aman Allah. Tamam, işte. Yavaş, tamam, dikkat et. Tamam, korkmayacak bir şey. Tamam. Gel. Gel canım. Hadi al. Ay, kıyamam. Şu gözlerin güzelliğine bak. Canım benim. Adın ne senin? Menekşe. Buradayım. Hadi kızım. Menekşe. Kardeşim. Kardeşim kızım. Baba. Canım kızım. Babacığım. Allah sizden razı olsun. Çok korktum ben baba. Geçti kızım. Bak amca kurtarmış sağ olsun. Bitti güzel kızım. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Kızıma bir şey olsaydı ne yapardım ben? Ne demek? Bu dünyalar güzelini tanımış olduk biz de. Şer zannettiğimizde de vardır bir hayır değil mi hanımcığım? Bir yerin acıyor mu kardeşim? Yok, iyiyim ben. Siz şu Hasibe gelin bebeğini almak için geldiydiniz değil mi? Evet ama... Biliyorum biliyorum. Başınız sağ olsun. Sağ ol.
Sağ ol. Şimdi buyurun bizim fakirhanede bir yemek yiyelim. Belki soframız size layık değildir ama artık Allah ne verdiyse. Ha beyim? Biz aslında İstanbul'a dönecektik. Sağ ol. Dönersiniz beyim. İstanbul kaç saatlik yol ki? Bir saate varırsınız. Gelin ne olur. E madem öyle sizi kırmayalım. Biz de dinlenmiş oluruz değil mi hanım? Ah, iyi olur. Sağ olun. Sizi Allah gönderdi. Hem köy yemeğini de özlemişsinizdir. Bizim ev hemen şuracıkta. Tamam. Hadi. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Kuzum. Kızı görünce Allah biliyor ya şey dedim içimden. Alacağımız bebek öldü ama Allah karşımıza bu kızı çıkardı. Evet hanım, evet. Hadi yenge hanım hadi. Hadi herkese afiyet olsun. Buyurun başlayın. Bu tarhana soğutmaya gelmez. Katık gibi olur vallahi. Kaşıkla kaşıkla. Senin hanım nerede Yasin efendi? Hanımı Menekşe'nin doğumunda kaybettik. Bu da onun emaneti bana. Allah çocuklarına uzun ömürler versin. Sağ olasın beyim. Baba daha çorbaya mı doymadım? Çok ayıp kızım. Misafirin yanında öyle doymadım denmez. Bunu alsın. Ben bir kaşık aldım zaten. Al. Yok doydum. Çocuk işte. Yasin, biz seninle konuşsak erkek erkeğe. Olur beyim. Buyurun. Bak Yasin. Bu tek göz odada dişinle tırnağınla çalışıp hanımının emaneti çocuklarına bakman bizi çok etkiledi. Bakacağım tabii beyim. Canım ciğerim onlar benim. Bizim bu köye neden geldiğimizi biliyorsun. Hasibe bebeğini bize verecek diye sevindik. Olmadı. Ama Allah senin kızı çıkardı karşımıza Yasin. Menekşe'yi. Yasin, biz çocuk istiyoruz. Sen de bir başına yetişemiyorsun çocuklara. Diyorum ki Menekşe'yi bize versen, ona ana baba olsak, en güzel yemekleri yer, en iyi okullara gider. Çok şirin değil mi? Sen bebekleri çok mu seviyorsun? Güzel bir bebek alayım mı sana? Ama benim bebeğim de güzel. Ben daha güzelini alırım ama. Olmaz. O bebekten daha güzel olmaz. Onu annem yaptı Menekşe için. Annemden kaldı o. Olmaz beyim. Menekşe bana anasının yadigardır. Ben yemem, onu doyurum. Allah pullu elbiseler, süslü bebekler alamam belki. Ama şuradan, ta şuradan yana yana severim. Kendi canımı veririm, onu vermem kimselere. Anladın mı beyim? Anladım. Anladım Yasin. Ama sen yine de al şunu. Adresim telefonum yazılı. Fikrini değiştirirsin. Bir şeye ihtiyacın olur. Çekinme ara. Üç kere A, A, A. Üç kere B, B, B. Hadi Sevin. Hanca gideriz. Geç oldu. Ne oldu Nusret? Konuşuruz sonra. Hadi vedalaş Menekşe'yle. Gene gel. Gelirim belki canım benim. Hoşça kal. Hoşça kal. İyi akşamlar. Ben geliyorum kızım. Kuzum, uykun var değil mi? Yok. Hadi bakalım. (Gülüyor)
Kuzularım, kuzularım kaçtı, gördün mü? Görmedim çoban efendi. Hay Allah. Ne yapacağım şimdi? Ay, kıyamam ben sana. Ne iş var bu çocuğun tarlada? Bir yılan soksa yazık değil mi? Bir şeycik olmaz ona. Öyle mi? Olursa çok üzülürsün. Songül de çok üzülür. Annemi nereden biliyor baba? Bilmem ki oğlum. Menekşe, hadi kızım yemeği. Tamam baba, geliyorum. Menekşe, kızım. Beni yılan kardeşim. Soktu. Yılan ha? Bir yılan geber. Kardeşim. Dur kızım, dur. Allah'ım yardım et. Koş Arın, koş. Kurtar beni baba. Kızım, kızım. Arın, koş doktora çağır. Tamam baba. Menekşem, bir tanem. Kızım, yavrum. Keşke onu tarlaya götürmeseydim. Küçücük yavrumun ne işi var ki tarlada? Keşke tarlaya götürmeseydim yavrum. Keşke komşuya emanet etseydim de götürmeseydim. Sen. Sen o çobansın. Nereden bildin yılan sokacağını? Ah, ben seni niye dinlemedim ki? Ne olur yardım et. Bu sabah kızımı götürmesem o Melino hayvan sokmayacaktı kızımı. Oğlanı boşuna gönderdin doktora. Aşağı köye gitti. Bir deli attan düşmüş. Bir sürü kırık çıkık. Öyle hemen dönemez. Nasıl gider? Benim kızım ne olacak? Melekşem ne olacak? Melekşem ne olacak? Melekşem. İş başa düştü desene. Hep benim suçum. El kadar bebeğin ne işi var tarlada? Ah benim eşek kafam. Ah. Lütfen ama eşekler duygusal hayvanlardır. Oluyor mu böyle yanında? Tamam sürmeli. Tamam canım. Sen ona bakma. İnsanoğlu böyledir işte. Ha, kendi derdinden başka şey görmez gözü. Halbuki Yasin amcan kızını verseydi o zengin aileye... ...şimdi böyle hayatla ölüm arasında kalmayacak. Vermem. Veremem. O benim her şeyim. İyi de baksana hemen yaranın etrafı morarmış. Sıradan bir yılan değil bu. Doktor olsa bile kızın işi çok zor bence. Yardım et bana. Kurtarayım çocuğum. Anasının emaneti o bana. Var mı bu işin bir çaresi? Olmaz olur mu? Nasıl? Ne yapmam gerekiyor? Kızını ben kurtaramam ama sen kurtarabilirsin be Yasin. Bunun fırsatı elinde sayılır. Nasıl? Geri dönerek bu sabah tarlaya gitmek için evden çıktın ya. Evet. Hah. İşte o zamana dönsen, kızını tarlaya götürmesen yılan mılan sokmazdı yavrunu. Olur mu öyle şey? Gidebilir miyim? Niye olmasın? Benim elimde o işin sırrı var. Hadi öğret o sırrı. Döneyim kızımı kurtarayım. Ya kurtaramazsam? Kader ise? Kader dediğin ne ki? At kafandan eski düşünceleri. İçindeki gücü keşfetme zamanı. Bir şey falan olmaz değil mi? Ne olacak? Kader elinde olsa sana ne zararı olur? Bak zaten ne hale düşmüşsün. Tamam. Sana güveniyorum. Bana güvenenler... neyse iyi yaptın hadi.
Ne yapmam lazım? Sen onu söyle. Bak şu kapıdaki anahtara. Çevir onu. Aç kapıyı. Kızını tarlaya götürmeden önceki ana dön. Kaderini eline al. Doğru mu diyorsun ha? Olabilir mi bu? Yahu adam, ben kızını yılan sokacak dedim. Sokmadı mı? Şimdi de geri döneceksin diyorum. Bön bön bakıyorsun. İnandırmak için bir de havada mı uçayım? Bak, sürmeliğe verdiğim hayat dersine yardım ediyorsun. Bak bu marulu görüyor musun? Arasına koyacaksın çiğ köfteyi. Oh! Ne diyordum? Hah, sürmeli bunu mideye indirene kadar vaktim var. Kapıyı açtın açtın. Açamadın. Sabaha kadar beklersin kızının başında. Artık ölür mü, kalır mı, orasını bilemem. Gerçekten de döndüm. Çok şükür ya Rabbim. Babacığım. Gidelim kızım mi baba? Oh. Kızım, bugün sen bizimle gelme olur mu? Hem bak hava da sıcak. Ya bana ne, ben sıkılırım. Ben de yardım edeceğim sana. Olmaz ama. Çocuklar bu havada çıkarsa hasta olurlar. Abim çocuk değil mi? Hiç de değilim, ben büyüdüm. Hadi. Fatoş ablan baksın bugün sana. Hem çocuklarla da oynarsın. Hı hı. Hadi gidelim. Hadi. Hadi güzel. Yakalayacağım seni, yakalayacağım. Tarlaya mı? Tarlaya. Menekşe'yi Fatmagil'e bırakacağım. Sefil oluyor tarlada. Ben de kalsın. Ben bakarım. Ha Menekşe? Olur. Hacer ablayla kalırım. Yok yok. Fatmagil'in çocuklarıyla oynarım. Değil mi kızım? Tamam baba. İyi. Siz bilirsiniz. Fatma abla, Fatma gel abla. Gel bakayım kuzum. Kuzum gelmiş benim. Bal gibi maşallah bal. Bugün sana emanet Fatma bacı. Sen git işine gücüne bak. Gözün arkada kalmasın. İyi çalışmalar babacığım. Hadi gel bakalım kızım. Hadi geç. Hadi ben geldim. Hadi oynayalım. Hoş geldin Menekşe. Tamam oynayalım. Hoş geldin Menekşe. Menekşe'yi de alsak ne olurdu? Nereden çıktı onu bırakmak? El kadar çocuk oğlu mu? Biz tarlada çalışırken başına bir şey gelmesin Allah korusun. Kanadı var uçamaz, karada da kaçamaz. Oynamaya can atar, ah balık vah balık. Şimdi sen söyle. Ya balıklara bakmaya gidelim mi? Göle mi? Hı. Ta bu kadar balık tuttuk biz babamla. Ben hiç canlı balık görmedim ki. E gidelim o zaman görürsün. Fatoş abla kızmaz mı? Söylemeyiz biz de. Balık göreceğim mi? Göreceksin göreceksin. Hadi gidelim o zaman. Tamam gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi hadi koşuyoruz. Yoruldun mu? Ne yorulması baba? Hiç de yorulmadım. Ama acıktık. Ne de güzel gider şimdi somunla domates. Hani balık? Kızım öyle yukarıda mı yüzer? Daha derinde onlar. Hani görecektik balıkları? Yok işte saklanmışlar. Bana ne, göreceğim ben onları. Menekşe dur, Menekşe gitme. Dur gitme. Menekşe geri gel. Menekşe! Menekşe geri gel! Menekşe! Menekşe! Acıdın baba.
Yürü yürü yürü. Baba ne oldu? Baba, hadi koş Harun, baba. Hadi. Fatma bacı. Hayırdır? Menekşe nerede? Vallahi haberim yoktu. Ben içeride bulaşık yıkıyordum. Çocuklar. Menekşe göle düştü. Boğuldu. Menekşe. Menekşe! Kardeşim! Menekşe! Menekşe! Kızım! Kardeşim! Menekşe! 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 Kardeşim! Menekşe! Düştü gitti ya. Kardeşim, kardeşim. Kızım, ben nasıl yaşayacağım? Kızım, ciğerim yokken ben nasıl nefes alırım Allah? Nasıl nefes alırım? Allah'ım, keşke onu verseydim Nusret Bey'e. O zaman ölmezdi kızım. Ölmezdi. Hop. Ben sana demiştim. Haklısın. Çok haklısın. Yaşamak haram bana artık. Caiz değil yaşam. Kızımı kendi ellerimle ölüme yolladım. Alsın Allah'ım benim de canımı. İşte bu benim elimde değil. Bu sefer seni dinleyeceğim. Beni geri gönder. Kızımı Nusret Bey'e vereceğim. Bu geçen sefer içindi. Artık ben bir şey demiyorum. Bugün de hiç kısmetim yok. İçimden uğursuz demek geçiyor. Yalvarırım anahtarı ver. Yalvarırım. İşte oldu. Ama çok küçük be zavallı. İçim acıdı şimdi. Geri atayım, belki yaşar. Anahtar nerede dedim sana. Bırak beni. Acılı bir baba ne yapar sen biliyor musun? Ver anahtarı diyorum. Tamam, tamam, sakin ol. Bak, anahtar yanımda değil. Aslında geri dönmek de iş değil. Sen nasıl konuşuyorsun? Ben içimdeki gücü keşfetmek istiyorum. Kaderime hükmetmek istiyorum. Böyle düşünmek istiyorsan olabilir tabii. Nerede o zaman o anahtar? Nerede? Söyle. Al bakalım. Tam kıvamına gelmişsin. Geriye dönersen epey iş karıştırırsın. İşini sağlama al. Bir daha beni görürsen sakın, sakın ha karşıma çıkıp yalvarma. Ya Harun ne olacak? Onu hiç düşünmüyor musun? Senin iki çocuğun var Yasin. Öyle mi dersin? Bak Yasin, bu tek yüz odada dişinle tırnağınla çalışıp
Hanımının emaneti, çocuklarına bakman bizi çok etkiledi. İstersen ben sana yepyeni kocaman bir bebek alırım. Güzel bir bebek alayım mı sana? Ha? Çocuklarını seviyorsun biliyorum. Ama diyorum ki menekşeyi bize versen. Ona ana baba olsak. En güzel yemekleri yer. En iyi okullara gider. Kendi öz kızımız gibi sever bakarız. Ben çocuğuma bakamadım beyim. Çok istedim ama ona bakamadım. Çocuğum yaşasın. İyi yaşasın. Menekşe için böylesi daha hayırlı olacak. Anlamadım. Sen şimdi bize... Kızıma iyi bakın beyim. Çok iyi bakın. Sağ ol. Sağ ol Yasin kardeşim. Tabii ki bakacağız. Gözün arkada kalmasın, merak etme. Bu adresim, telefonum. İstediğin zaman ara, kızınla konuş. Sadece bir şey isterim. Heh. Bu gece burada kalın. Bir gece. Kızım bir gece daha baba ocağında uyusun. Neden ağlıyorsun baba? Sen bana bakma kızım. Bugün ayrılık var Menekşe. Ama sen... Sen mutlu ol diye. Baba. Seni canımdan çok seviyorum kızım. Senin baban kendine kıyar ama sana kıyamaz. Şimdi git ne olur. Yoksa şuracıkta ölürüm. Dayanamam. Artık yaramazlık yapmam. Akıllı dururum. Ne olur gönderme beni. Kızım. Benim ciğerim parça parça ama gitmen lazım. Hadi Melekşe. Kahretme beni. Gel bakalım. Abi, canım abi. Baba bırakma onu. Gönderme, gönderme baba. Ne olur. Hadi güzelim, gidelim artık. Söz, her şey çok güzel olacak. Gel canım. Kardeşim. Baba, baba ne olur gönderme. Baba, gönderme baba. Abi. Abi. Menekşe. Menekşe. Menekşe kardeşim. Menekşe. Dur git. Menekşe. 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 Muz amcanın dükkanından sana köfte ekmek yaptırayım mı? Bir de ayran. Oh. Dur dur. Kardeşini arayalım da yüzün gülsün. Kapatmış. Oğlum. Ben sizi canımdan çok seviyorum ama mecbur kaldım. Bir gün beni de verecek misin baba? Vereceksin mi? Thank you.
Oğlum. Hadi sen de gel tarlaya. İşimiz çok bak. Böyle kara kara düşünmeyle ekin ekilmez. Sen düşünmüyor musun menekşeyi? Düşünmem mi hiç? Düşüneceklerini niye verdin madem? Kendin git tarlaya. Ben gelmeyeceğim. Buradan aşağı doğru git. Tamam. Sağda ikinci ışıklardan sonra sol gösterirler. Sağ ol abi. Sana dondurma getireyim mi? Çilekli kaymaklı ha? Olur. Menekşe. Menekşe. Abi. Abicim. Canım kardeşim. Abicim. Bak bebeğini unutmuşsun. Özlemişsindir diye getirdim. Canım bebeğim. Babam nerede abi? Tarlada o. Çalışıyor. Ben geldim seni görmeye. Özledim seni. Sensiz çok canım sıkılıyor köyde. Beni de eve götür abi ne olur. Ama babam seni onlara verdi. Götürürsem kızar. Kızmaz. Ne olur abi. Ben burada kalmak istemiyorum. Eve geleceğim ben de ne olur. Kardeşim. Oh.
Menekşe! 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 Nusret! Menekşe kaçmış Nusret! Tamam, sağ olun. İyi günler. Ne diyorlar? Bulmuşlar mı? Yok da. Bir gelişme olursa arayacaklarmış. Ya nereye gitti? İçeri girdim. 2 dakika ya. 2 dakika. Babası arıyor. Babası mı? Yoksa... Hay aksi. Yasin? Beyim, ben İstanbul'dayım. Yani şey için geldim. Size gelecektim ama adres yok. Yani bizim çocuk... Menekşe. Menekşe orada mı? Abi çok insan var. Korkuyorum ben. Korkma, burası İstanbul. Babam gelsin bizi alsın. Biz gideriz. Ben varım ya. Abi acıktım ben. Simitçi. Heh, şurada bir simitçi var. Sen beni bekle, ben gevrek. Geliyorum, tamam mı? Kazan gevrek simitler. Simitçi. Simitçi taze, abi, taze simitçi simit. Abi. Buyur canım. Abi simit ne kadar? 75 kuruş. Bu kadar param var, iki simit olur mu? Canın sağ olsun ya, olur tabii. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Ben de sağ ol. Hadi simitçi. Menekşe. Menekşe neredesin ya? Menekşe. Bu ne perhis, bu ne lahana turşusu Yasin Bey? Madem çocuğu kaçıracaktınız, ne diye verdiniz bize? Sevil Hanım, ben gerçekten bilmiyordum. Ama bizim oğlan çok üzüldü kardeşi için. Bunları vermeden önce düşünecektiniz. Bak Yasin, kızı bize verdin. Anası babası sizseniz dedin. Ne yapıp edip Menekşe'yi getir Yasin Bey. O artık bizim çocuğumuz. Bizim. Menekşe! Menekşe neredesin kardeşim? Menekşe! Kardeşim neredesin Menekşe? Abi, abi kardeşimi gördün mü? Bilmiyorum, görmedim oğlum. Çok görmedim. Güzel bir kız. Menekşe! Aman çocuğum, ne yapıyorsun? Çocuğum, ne yapıyorsun? Çocuğum! Çatlı, çatlı, çok çatlı. Koşun, yardım edelim ya. Koşun. Yardım edin. Hadi. Hadi. Kardeş. Biri küçük kız. Biri 12 yaşında. İstanbul'u bilmezler. Koca şehir. Bulun onları ne olur. İnşallah. Alo. Polis memuru Mehmet, buyurun. Yetişiyorsunuz, herkes yetişiyor.
Oğlum. Başın sağ olsun kardeş. Kuzum. Aslanım. Allah'ım ne yaptım ben? Kızım. Kızım nerede? Kayıp. Hala arıyoruz. Başını sağ olsun. Başını sağ olsun. Allah dayanamıyorum. Ne yaptıysam olmadı. Kurtaramadım çocuklarımı. İlgin olamadım. Allah'ım. Keşke rahmetli eşimi dinleseydim. Kaderime hükmedeyim dedim. Her şey çok daha kötü oldu. Ne yapacağım ben? Çok işim var, çok. Onlar ölü. Ama çok insan ölüyor bu memlekette. Bu sefer oğlum öldü. Kızım yok. Kayıp. Buraya getirirlerse söylerim sana. Merak etme. Hayır, hayır. Son bir kez daha döneceğim. Kaderime razı olacağım. Yanlış yaptım. Çok yanlış yaptım. Ne o? Kadere hükmetmekten vaz mı geçtin? Seni dinlemekle hata ettim. Dinleme o zaman. Anahtarı ver o zaman. Seninle muhatap olmayacağım dedim ama... İnsan dayanamıyor işte. Şimdi nereye dönüş istiyorsun? Kaderime. Hakkımdaki takdire rıza göstermeyi. Belki kızın yaşıyordu. Ya oğlum? Ama kızını yılan soktu. Ölecekti. Karar ver. Ama bu son kararın. Ya kızım ya oğlum. Belki kızım kurtulur. Ama şimdi ikisi de yok. Son kararım ilk başa dönmek. Allah büyüktür. Aslında yine hep varılacak yere dönmüyorsun ama neyse. İradeye kement vurmak bana kalmış değil. Sen bilirsin. Oğlum, ciğerim. Sizi hiç bırakmayacağım. İkinizi de. Ne olursa olsun birlikte olacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Baba, Menekşe ölecek mi? Allah'ım, kızım bize bağışla ya Rabbim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Sabriyana. Seni Allah gönderdi. Hasibegil'e bakmaya gelmiştim. Senin kızı da yılan sokmuş. Onu da bir göreyim bir kere yavrum. Allah razı olsun Sabriyana. Buyur gel. Vah kuzum vah. Kurtar onu nine. Derman var mı Sabriyana? Ay yavrum. Allah derdi veren dermanı da olur. Bunu kaynat, suyunu içir, dua et yavrum. Bu ot da suyu da vesile olsun. İnşallah iyi olur yavrum. Benim yolum olsun. Bana müsaade. Allah'a emanet olun. Allah şifasını versin. Üzülme yavrum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun yavrum. Allah'ım sen yardım et. Sen kızıma şifa ver inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ölüyorum. Hacer. Hacer'le evlen. Hacer mi?
Senden başkasına yardım etmem Songül. O kız sana sevdalı Yasin. Diye çocukluktan bilirim. Bak. Evlenmedi zavallı. Ben ölüyorum Yasin. Benim hatırım için. Çocuklarım için evlen Hacer'le. Olmaz. Yapamam. Senden başkasıyla evlenmem. Songül. Songül. Songül ölme. Songül. Hacer. Hacer. Hayırdır? Songül son nefesinde Hacer dedi. Evlen dedi. Bunca zaman anlamadım. Ama sen kaderimde varsın Hacer. Eğer edersen, beni geri çevirmezsen var karım ol Hacer. Ne diyorsun Yasin? Olur musun? Bana varır mısın? Çocuklarıma ana olur musun? Ben hep bunu bekledim Yasin. Bir gün gel demeni bekledim. Kader nasip bugüneymiş. İnşallah mutlu bir yuvamız olur. Çocuklarını da evladım bilirim. Baba, su, susadım. Yavrum, Allah'ım, Allah'ım sana şükürler olsun. Şükürler olsun ya Rabbi. Al kızım, al yavrum. Resimleri sence? Beğenirler tabii kızım. Beğenmeyenin alnını karışlarım ben. Anne ne olur dua et. O kursa gitmeyi çok istiyorum. Canım benim. Her gün dua ediyorum senin için. Benim güzel kızım. Evet, burası galiba. Kızım için resim bölümüne kayıt yaptıracaktım. Buyurun. İşte. Gel kızım. Resimleri burada. Kayıtlar burada yapılıyor. Burs için başvuru yapacaksınız anladığım kadarıyla değil mi? Evet. Lütfen sizi daha sonra alalım. Peki tamam, gel kızım. Şu formu doldurun. Tamam. Gel kızım. Dur ben hallederim. Önüne baksana. Kızım, gel. Özge. Resmime bastın, kör müsün? Kör müsün dedim, dikkat etsene. Bana bak ufaklık, doğru konuş.
torunumun gözleri görmüyor, anladın mı? Kusura bakmayın, özür dileriz. Gel kızım. Pardon ama kızınız görme engelli mi? Evet. Üzgünüm ama kursumuzda görme engelliler için eğitim yok. Ama... Ne demek yok? Torunum gibi kabiliyetlisini bulamazsınız. Bu nasıl bir saçmalık? Kusura bakmayın ama yönetmelik tamam, böyle. Baba. Yönetmelik tamam, diyor. Sizinkileri alayım efendim. Başlarım tamam, böyle yönetmeliğe. Tamam baba. Bu formunu alacaksınız. Tamam gel kızım. Hülya Hanım, şuna bir bakar mısınız? Kimin bunlar? Bir kızın kaydını yapmaya geldiler. Onun resimleri hocam. Ama başvurularını kabul edemedim. Çünkü kız kördü. Ne? Bunları kör bir kız mı yapmış? Evet. Aman Allah'ım. Bunlar çok iyi. Hatta çok çok iyi. Eğer gerçekten o yapmışsa bu kız çok yetenekli. Emine üzme kendini bu kadar. Nasıl üzmem Serdar? Bak şu çocuğun yaptığı resimleri. Ama kör olduğu için okula bile alınmıyor. Halbuki ne kadar çok istemişti o kursa gitmeyi. Bir gün gözleri de görecek Emine inşallah. O zaman istediği okula gider. Nasıl? Nereden bulacağız ameliyat parasını? Bilmiyorum. Piyango mu vuracak? Banka mı soyacağız? Allah korusun Emine. Köşede bıraksaydın oğlum ne gerek vardı, yürürdüm. Yapma da oğlum, zahmet oluyor. Olur mu baba? Olur mu? Zaten bu yaşta çalıştırıyorum ya seni, içim parçalanıyor. Ayıp değil oğlum. Şuracıkta çay yapıyorum, zor gelmiyor. Ah be baba. Keşke şu taksi benim olaydı. O zaman hiçbir derdimiz kalmazdı. O da olur inşallah. İnşallah baba. Hadi. İnşallah. Simit! Gevrek taze simit! Simit vereyim mi? Çıtır çıtır. Yok abi sağ ol. Babandı değil mi Giren? Evet. Dikkat et o adama. Tehlikeli biri. Çok tehlikeli. Yasemin için her şey yapar. Ne diyorsun be sen? Nereden biliyorsun Yasemin'i? Namık abi. Hı. Patron seni aradı. Gelince hemen beni arasın dedi. Tamam. Taksi. Hadi kızım bin. Gidelim. Gel. Beni istemişsiniz Süleyman Bey. Gel Namık. Otur otur. Şimdi gelelim senin meseleye. Senin torun için ne kadar para gerekiyordu? 50.000 civarı. 50.000 demek. Tamam, parayı vereceğim sana. Torununun da gözleri açılacak. Allah sizden razı olsun Süleyman Bey. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Ölünceye kadar çalışır borcumu öderim inşallah. Ödeyeceksin tabii, ödeyeceksin. Hem de o kadar çalışmana gerek kalmadı. Bu paranın karşılığında senden ufak bir şey isteyeceğim. Siz o gün kayıtta karşılaştığınız... Evet, ben o kör kızın babasıyım. Ya ne olur kusura bakmayın kızımın o günkü patavatsızlığı için. Çocuk işte. O gün ön kayıt yaptırmıştık. Şimdi kaydımızı tamamlayacağız inşallah.
Baba nereye? Dolma var daha. Eline sağlık kızım, doydum. Bir saniye. Bir ne dakika. Ne yapıyorsun be? Gidelim yeter kardeşim. Yeter bir adam ya. Ama hanımefendi sizden önceydi. Boş ver hanımefendiyi ya. Boş ver ya. Uçağa yetişmem lazım. Gidelim kardeşim. Allah Allah. Terbiyesiz, ahlaksız. Kardeşim, kardeşim geç kalıyorum. Bize mi düştü insanlık? Oho, mefta zaten bu. Hastaneye götürsen ne olacak? Günah değil mi adamı böyle yol ortasında bırakmak? Biz mi çarptık kardeşim? Bir vurup kaçmış işte. Merak etme, yardım eden olur. Ben müşteriyim kardeşim. İşim gücüm var. Bizimki de hayat memat meselesi. Hadi kardeşim, hadi. Hadi sene ya. Hadi ya. Kardeşim, kardeşim geç kalıyorum. Bize mi düştü insanlık? Oho, mefta zaten bu. Hastaneye götürsen ne olacak? Günah değil mi adamı böyle yol ortasında bırakmak? Biz mi çarptık kardeşim? Bir vurup kaçmış işte. Merak etme, yardım eden olur. Ben müşteriyim kardeşim. İşim gücüm var. Bizimki de hayat memat meselesi. Hadi kardeşim, hadi. Hadi sene ya. Hadi ya. Anne bana da çay. Dur o zaman sana paşa çayı yapayım. Sıradaki haberimiz yine bir trafik faciası haberi. Kartal'da bir aracın çarpıp kaçtığı Can Güneyli kazada ağır yaralandı. Yoğun bakıma alınan Can Güneyli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yetkililer iş adamı Güneyli'nin hastaneye geç getirildiği için kan kaybından kurtarılamadığını belirtti. Allah kahretsin. Ne oldu baba? Kazada ölen adamı tanıyor muydun? Yok kızım, tanımıyordum. Hoş geldin baba. Hoş geldin baba. İşte para. Ne parası? Yasemin'in ameliyat parası. Beni emekli ettiler. İkramiyenin de tamamını verdiler. İşte artık görecek torunum, görecek. Gerçekten görecek miyim dede? Gözlerim açılacak mı? Evet kızım, evet canım. Babacığım. Kızım. (Gülüyor)
Anneciğim. Canım kızım. Dedeciğim. Yavrum. Canım kızım, canım kızım. Allah'ım. Sana şükürler olsun canım kızım. Canım. Aa köpek. Bu anne, bu da yavruları. Oo, yavruları ya. Peki bu kim? Bu da sen misin? Hav hav mı yapıyor? Dur ben hocam? Açarım. Bu ne yapıyor? Merhaba. Ben bir ay önce kayıt için geldiğiniz okuldan resim öğretmeni Meliska'ya. Buyurun. Ben kızınızın resim dosyasını gördüm. Çok yetenekli. Ama görme engelli olduğu için başvurusu reddedilmiş. Kızımı ameliyat ettirdik. Artık görüyor çok şükür. Gerçekten mi? Evet. Enteresan. Bunları gözleri açıldıktan sonra mı yaptı? Evet. Tuhaf. Dedeciğim. Sanki onları başka biri, bunları başka biri yapmış gibi. Biraz konuşabilir miyiz? Çok enteresan ama kızınızın görmüyorken yaptığı resimler dikkat çekici. Muhteşem. Ama gözleri açıldıktan sonra nasıl desem, sanki görme yeteneğini yitirmiş. Biliyorum, çok tuhaf. Ben de şaşkınım ama bu durumda ben bir yetenek göremiyorum. Üzgünüm. Kızım, uyumadın mı sen? Uyuyamadım babacığım. Çalışmam lazım. Belki yeniden güzel resim yapabilirim. Yaparsın kızım tabii. Sen bakma o bayanın dediklerine. Bakayım, ne yapıyorsun? Nereden çıktı bu? Silahı nerede gördün? Ben dedemin çantasında gördüm. Çok iyi iş çıkardın Namık. Can Güney'li hiç iz bırakmadan temizlendi sayende. Silaha ihtiyacın kalmadığına göre bırakman için çağırdım. Buyurun, silah çantada. Bak, bir daha da şirkete gelme, dikkat çekmeyelim. Anlaşıldı mı? Siz hiç merak etmeyin. Aman Allah'ım. Allah'ım, babam Yasemin için adam öldürmüş. Demek ki kızımın gözleri o parayla açıldı. Babamın çarptı adam. Onu kurtarabilirdim. Kurtarsaydım babam katil olmazdı. Allah'ım, keşke zamanı geri alabilsem. Keşke o ana dönüp hastaneye yetiştirebilsem. Keşke, keşke Allah'ım.
Beyefendi, beyefendi, beyefendi. Sürpriz. Sen o adamsın. Babamı, Yasemin'i, olacakları bildin. Bana yardım eder misin? Yardımsever biriyimdir. Lütfen beni anlayın. Babam katil oldu kızımın gözleri açılsın diye. Çarptı adamı kurtarabilirdim ama kurtarmadım. Çok acı çekiyorum. Bir yol bulsam, geri dönebilsem... inanın çok istiyorum tekrar geri dönebilmeyi. O adamı kurtarabilirim. Yardım et ne olursun. Sakin ol be Serdar'cığım. Acele işe şeytan karışır. Anladık. Geri dönmek istiyorsun. Dönebilir miyim? Bu mümkün mü? Sen onu söyle. Gerisi hiç önemli değil. Sence bu ne işe yarıyor? Ne yapacağım bununla? Bir kapı ve bu anahtar senin isteğini çözer. Yaralı genci yolda bulduğun ana döneceksin. Tamam, ver. Ama kızın yine kör olacak, unutma. Baban da o gence çarpmış olacak. Babamın bu işi yapmadan öncesine dönebilir miyim? Benden bu kadar. Gücün sahibi ben değilim. Sana koordinatları verdim. Dönersen kızın yine kör olacak. Yasemin. Yasemin'im o parayla göreceğine varsın görmesin. Ver anahtarı. Geri döndüm. 25 dakika kaldı uçağın kalkmasına. Yetişir miyiz? Kısmet beyefendi. Çünkü hayat sürprizlerle dolu. Ya kardeşim geç kalıyorum ya. Bize mi düştü insanlık ya? Oho mefta zaten bu. Hastaneye götürsen ne olacak? Yaşıyor. Yaşıyorsa yaşıyor be kardeşim. Telefon et, ambulans çağır ya. Kurtulacaksın. Bizim işimiz değil bu. Git kendine başka bir araç bul. Nasıl ya? Nasıl bulacağım bu saatte burada arabaya? Şikayet edeceğim seni. Görürsün. Bizim de işimiz gücümüz var değil mi? Sen görürsün. Görürsün sen. Hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım ya. Durumu nasıl doktor? Hayati tehlike sürüyor. Ah, nasıl yaparsın bunu baba, nasıl? Havaalanı istikametine yolcu taşıyordum. Yardım etmek için durdum. Kaza anını görmedim diyorsun. Peki etrafta şüphe çeken bir durum olmadı mı? Ben hiçbir şey görmedim memur bey. Adam can çekişiyordu yerde. Dedeciğim! 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 Hiçbir şey görmedim. Peki o zaman Serdar Bey. Belki de bir hayat kurtardınız. Bu zamanda sizin gibiler çok az kaldı. Çok teşekkür ederiz. Bu saate kadar neredeydin baba? Kahvedeydim arkadaşlarla. Öyle mi? Ne olacaktı? Bilmem. Sen de gecikmişsin. Evet, hastanedeydim. Can Güneyli bir kaza geçirmiş. Daha doğrusu biri vurup kaçmış. Tanırsın herhalde. Sizin şirketin merhum sahibinin oğlu. Ne bileyim ben. Emekli oldum gitti. Hem senin ne alakan var onunla? Yolda buldum hastaneye yetiştirdim. Ölür mü kalır mı belli değil hala. Biri çarpıp kaçmış. Baba. Benim kızım. Uyumadın mı daha güzel kızım?
Baba, ben gerçekten güzel miyim? Çok güzelsin hem de. Çok. Saat kaç? 9. Ne? Çok derin uyuyordun, uyandırmadım. Babam nerede? Şimdi çıktı. Ne? Bir şey mi var Serdar? Bilmem gereken bir şey mi var baba? Hayır, ne olsun ki? Ben ölmeden açılacak gözlerin yavrum. Açılacak. Oh,
Oh, çok şükür rüyaymış. Baba! Yasemin! Hayır! Hayır Yasemin! Yasemin! Kızım! Hayır Yasemin! Bak annem burada Yasemin! Ölme kızım ne olur! Hayır! Yasemin! Neden Allah'ım? Yasemin! Yasemin! Kızım! Yasemin! Yavrum! Yasemin! Yasemin! Bu nasıl bir acı Allah'ım? Ben nasıl yaşarım şimdi? Dayanamıyorum, dayanamıyorum Allah'ım. Hepsi benim yüzümden. Kızım benim yüzümden öldü. Allah'ım, Allah'ım ben bu yükü nasıl taşırım? Allah'ım, Allah'ım sen bana yardım et Allah'ım. Ben ne yaptım Allah'ım, ben ne yaptım? Keşke, keşke babamı polise verseydim. O zaman biricik kızım ölmezdi. Arabanı yıkadım, pakladım. Yeni bir hayat için hazır. Şimdi atla arabaya, ver gazı. Bakalım hangi tarafa götürecek seni. Ne hayatı be? Hayat mı kaldı? Sen, yine sen. Bana bütün bunları neden yaşattın? Ne söylemek istedin bana ha? Nasıl bir ders vermek istedin? Bak bu olmadı işte. Hem geri dönmek istiyorsun, her şeyi düzeltirim diyorsun. Sonra da bana sayıp duruyorsun. Ama biliyorsun olup bitenleri. Ah, artık çok geç. Bana hayat yok artık. Madem artık yaşamayı düşünmüyorsun... Buna da ihtiyacın yok. Ama benim işime yarar. Motor iyi çalışıyor. Hem de iyi bakmışsın arabaya. Sahibi memnundur senden. Ama kendi kızına aynı titizliği gösterdiğini söyleyemeyeceksin. Geri dönersem kızımı kurtarabilirim. Yardım et. Ne istersen yaparım. Ne olur kızımı geri ver bana. Keşke öyle maharetlerim olsa. Ama yok. Keşke mi dedim ben? Ben değiştirmeye kalktım kaderimi. Yoksa kızım yaşayacaktı. O anahtar. Nerede o anahtar? Dönmem lazım. Ya baban? Adamcağız ne yaptıysa torunu için yaptı. Pes doğrusu. Adamcağızı hapse mi sokturacaksın? Hapis katillikten iyidir. Ne evlatlar var yahu. Nasıl böyle düşünüyorlar diye isim geliyor. Neyse, hesap bir kere şaştı mı zor gerisi. Yok, ben çıkayım en iyisi. Bu külüstür de sana kalsın. Babam büyük bir hata yaptı, anladın mı? Cezasını çekmeli. Hapse girecek ama kızım yaşayacak. Babana sorsan o da doğru yaptım diyecek. Sen de şimdi babanı yakacaksın yani. Doğru olanı yapacağım. Anahtar. Şimdi de ihtiyar topun ağzında olacak. Babam büyük bir hata yaptı, anladın mı? Cezasını çekmeli. Hapse girecek ama kızım yaşayacak. Babana sorsan o da doğru yaptım diyecek. Sen de şimdi babanı yakacaksın yani. Doğru olanı yapacağım. Anahtar. Şimdi de ihtiyar topun ağzında olacak. Peki etrafta şüphe çeken bir durum olmadı mı? Serdar Bey?
Babam, babam memur bey. Kurtardığım gence vurup kaçan benim babam. Ona benim babam çarptı. Dede! Dedeciğim! Baba! 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 Üzgünüm baba. Çok üzgünüm. Dede! Neden götürüyorlar dedemi? Dedem ne yaptı ki? Melek gibi benim dedem. Yine gelecek kızım. Yakında gelecek inşallah. Bu nasıl bir kader? Babam her şeyi kızım görsün diye yaptı. Ve ben kızımı kurtarayım diye kendi babamı polise şikayet ettim. Biri babam, biri kızım. Allah'ım bu nasıl bir kader? Çözemedim gitti. Sanırım buna ihtiyacım var. Ha? Belki de buna ihtiyacım vardır. Ha? Yine mi sen? Belki de yine geri dönmek istersin. Nereye? En başa. Baban sayesinde kızının gözlerinin açıldığı, babanın da yakalanmadığı ana. Yani babamın katil olduğu, kızımın da o haram parayla gördüğü zamana mı? Evet. Ama herkes, hepiniz çok mutluydunuz. Mutluyduk. Çünkü hiçbir şey bilmiyorduk. Çünkü babamın yaptıklarından haberimiz yoktu. Unutabilirsin onu. Sıfırdan başlayabilirsin. Bir anahtar ve bir kapı. Ha? Eksik olsun öyle mutluluk. İstersen bir düşün. Kızını bir düşün. Bu kadar kolay silip atma Serdar. Evet bitti artık. Geri dönmek istemiyorum. Rahat bırak. Rahat bırak artık beni. Neden yaptın baba? Yasemin için. Torunum için. Okula gidebilsin diye. Görebilsin diye. Baba! Onun boğazından tek bir haram lokma geçmedi. Bir insanın canına kıyıp Yasemin'in gözlerini açtırmak. Bu nasıl iyilik baba? Bu nasıl torun sevgisi? Serdar, oğlum. Benim bir ayağım topraktı. Kaç günlük ömrüm kaldı kim bilir. Ben ölmeden... Torunum görsün istedim. Dedesini görsün, tanısın istedim. Dünya gözüyle beni görsün istedim. Doktor bey! Doktor bey! Doktor bey! Alo. Kim? Ha, merhaba. Nasıl oldunuz? Çok şükür. Nasıl? Hı. Tabii ne zaman isterseniz. Tamam, yarın. Hayırdır inşallah. Kim o Serdar? Abi bu şirketi görüyor musun? Şimdi bu koskoca şirket benim. İşte bunun için az kalsın ölüyordum. Ama dünyada senin gibi adam gibi adamlar da varmış. Boş verin şimdi bunu. İyisiniz ya, gerisi önemli değil. Yok abi, önemli. Hem de çok önemli. Kızının durumunu öğrendim. Kızının ameliyatı, tekrar görmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Hayatta yapılan iyilikler için karşılık beklenmez kardeş. Bu para benim hakkım değil. Sen gerçekten adam gibi adammışsın be abi. Tamam. O zaman sana bir iş vereyim. Ne bileyim. Özel şoförün falan ol ha. Hem aldığın para da avans olur. Böylece çalışır ödersin borcunu. Sağ olun. Bu arada bana çarpanın kim olduğunu biliyorum. Bakın beyim ben... Kendi babanı ihbar etmişsin polise. Sen öyle yürekli bir adamsın ki bana da babanı affetmek düşer. Şikayetçi olmadım. Sonuçta o bir kurban. Allah sizden razı olsun.
Babacığım şimdi ben görecek miyim? Hepinizi görecek miyim? Göreceksin kızım, göreceksin. Hepimizi, her şeyi göreceksin kızım. Kendini de göreceksin. Ne kadar güzel bir kız olduğunu da göreceksin. Yaşasın, dedemi de göreceğim. Dedem ne zaman dönecek baba? Bıraksınlar onu artık ne olur. Çok özledim ben onu. Kızımın gözleri neden açılmadı doktor bey? Üzgünüm. Ameliyat sırasında komplikasyon yaşandı. Ama bu sonuç ihtimaller dahilindeydi. Ameliyatta %100 gözleri açılacak demedik ki zaten size. Müthiş bir yetenek. Bu yaşta böyle bir yetenek görmedim. Kalbiyle görüyor sanki. Bizim göremediğimizi görüyor sanki. Okula alınacak mı? Okula alınması için ben bir şey yapamam. Maalesef yönetmelik söz konusu. Ama ben özel olarak ilgileneceğim. Çok iyi bir ressam olacak Yasemin, çok. Kızım, canım Yasemin'in büyümüş genç kız olmuştu. Büyük bir ressam olmuş, büyük bir sergi açmıştı. Babam da oradaydı. Bizim gibi o da kadere rıza göstermiş, yaptıklarına pişman olmuştur. Bütün dünyaya yaptığı resimleri konuşuyordu kızımın. Gözleri görmüyordu ama kalbi hepimizden iyi görüyordu. Kader aslında olduğu şekliyle güzelmiş, oldurmak istediğimizde değil. Bunu kızım da ben de sık sık konuşuyoruz aramızda. Olanda hayır vardır derlerdi. Bunu yaşayarak öğrendik.